ile ilgili yazılar devam ediyor. Bu yazılarla ilgili olarak daha önce okumuştum ama başka bir yazarda ya da belki Aslı Aydın Taşbaş'ın yine kendi yazısında okumuştum. Bu seçim sonuçlarını konuşurken şuradan bir cümleyi verelim de ondan sonra Muharrem İnce'nin dün Hürriyet gazetesinde Ayşe Arman'a vermiş olduğu röportajın ara başlıklarını okuyalım. Genel anlamda CHP seçmeni şuna artık inandı. Yani bunlar bizi kandırdılar kardeşim. Evet. Anketçiler kandırdı, CHP kandırdı, siyasetçiler kandırdı. Kendi tarafında ve oy verdiğine oy verdikleri siyasetçileri kastederek söylüyorum. Bir kandırılmışlık, bir öfke nöbeti var. Özellikle Muharrem İnce'nin pazar günü Hürriyet'te vermiş olduğu röportajda yine bu seçmen kitlesinin bir bölümüne. Biz de zaten bütün CHP seçmenine bu cümleyi kullanmıyorduk. Nihayetinde bize geldiler. Bir kesim, bir bölümü özellikle herhalde şizofren. Yani onu söylüyor zaten Muharrem İnce. Ve bunların Muharrem İnce tarafından bile görünüyor olması en azından sorunun görülmesi açısından önemli. Çünkü tedavisi söz konusu olabilir. Evet. Tedavi olmasa da zaten bünyeden kesip atmak kangrenli Doğru. parça gibi düşünülebilir. Aslı Aydın Taşbaş bugün psikologlardan alıntı yaparak başlamış köşesine Cumhuriyet Gazetesi'ne. Dediğim gibi yani bu Erdoğan'ın liderliğinde 13. hezimetleri olduğu için çünkü öyle görüyorlar. Daha önceki yazılarını da yazmış olabilir ama şöyle diyor. Psikologlara göre bir yakınını kaybettikten sonra yas tutmanın 5 evresi varmış. Bir yakınını kaybettikten sonra. Bunu CHP'ye bağlıyor. CHP'nin kaybetmesine bağlıyor. Çünkü CHP çok yakın ya bunlar doğuştan gazeteciler. CHP genine sahip gazeteciler. Şöyleymiş bu yas tutmanın 5 evresinden ilki inkarmış. Olan bitene bir türlü inanamama. Ardından öfke, birilerinde hata arama, birilerine kızma. Sonra pazarlık, gerçeklerle ve hayatla pazarlık, bir şeyleri zorlama çabası. Hemen ardından derin bir hüzün ve nihayetinde kabulleniş. 24 Haziran'dan bir hafta sonra çoğumuz çoktan 4 ya da 5. evre arasında bir yerlerdeyiz. Değişim ve demokrasi arzu edip de onun yerine sosyal medyadan Habibler kavşağında ellerinde otomatik tüfeklerle kutlama yapanları izlemek zorunda kalmak son bir hafta içinde dertleştiğim birçok kişi derin bir hüzne dönüşmüş durumda. Yani 3 kişinin 5 kişinin şeyini aşağı yukarı 25 milyonluk seçmen kitlesine mal etmek aslında o dördüncü, beşinci evre değil, hala ikinci evrede, öfke evresinde olduklarını gösteriyor. Büyük hayallerle müşahit olanlar, o gece televizyonlarının başında demokrasi bekleyenler, çocuklarının geleceğinden kaygı duyanlar, cezaevlerindeki yakınları ve sevdikleri çıksın diye dua edenler. Türkiye'de çok geniş bir kesim sessiz bir acı yaşıyor. Söylenecek söz bulamıyorlar. Artık o gece attığı tweetten dolayı Muharrem İnce'ye kızmalar, CHP'ye sitemler, çöken adil seçim sitesine saydırmalar, HDP ya da Meral Akşener'e bozulmalar çoktan geride kalmış. İnsanların ağzını bıçak açmıyor. Konuşunca da böyleymiş demek dışında anlamlı bir laf çıkmıyor. Böyleymiş demek. Devam ediyorum. Birçok insan Aslı Aydın Taşbaş'a geliyormuş. Yurt dışına çıkmak isteyen insanlar beni buluyor diyor Aslı Aydın Taşbaş. Sorduklarında her zaman imkan bulabiliyorsanız hiç düşünmeyin. Türkiye'nin kaçacak hali yok. Birkaç yıl sonra döndüğünüzde yine burada diyorum. Burası zaten cephe. Burası zaten cepte. Siz dünya vatandaşı olun diyormuş. Final cümlesini de söyledikten sonra bir yorum yapıp sana bırakacağım sözü. Aslı Aydın Taşbaş'ın final cümlesi de şu. Hayat uzun, elbet bir gün gülmek de nasip olacak diyor. Şimdi birinci olarak şu soru şu dediği gibi dördüncü, beşinci evrede değil hala öfke evresinde. Fakat gençlere şu soruyu sorması manidar. İmkan bulabiliyorsanız hiç düşünmeyin. Türkiye'nin kaçacak hali yok. Birkaç yıl sonra döndüğünüzde yine burada diyormuş. Gençleri yurt dışına yolluyormuş. Şuradan o gençlere eğer dinliyorlarsa ya da bir şekilde kendilerine ulaşacaksa şunu söyleyeyim. Seçimde sizi aldatanlar, yalan söyleyenler, bu seçimin galibi olup Türkiye'ye demokrasi getireceklerini iddia edenler, o cezaevinde yakınları dediğinden kastın FETÖ'cüler ve teröristler olduğunu bilerek Aslı Aydın Taşbaş'ın size Türkiye'den kaçın, yurt dışına gidin sözüne asla ve kat'a inanmayın, yine yalan söylüyor. Yani yurt dışında yaşamış biri olarak ben, Hikmet, aynı şekilde bunların altını çizelim. Tersine beyin göçü denilen sistemle zaten bu ülkeye birçok insanı geri getirmeye çalışıyor ülke. Varsa böyle bir bu ülkeye katkınız, demokratik sınırlar çerçevesinde şuurunuzu kaybetmeden bu ülkede
sonuca ulaşmak üzere her yolun mübah olduğunu demokratik sınırlar ve hukuk sınırları çerçevesinde artık görün. Bunlar size başta diktatör var dediler, yalan söylediler. Bunlar size seçimlerde diktatörü devireceğiz dediler, yalan söylediler. Bunlar size demokrasi geliyor dediler, var olan demokrasiyi inkar ettiler, yalan söylediler. Bir başka yalanları da artık Türkiye'de yaşamanın bir anlamı kalmadı. Yurt dışına gidin, burası nasıl olsa cepte diyorlar, dünya vatandaşı olun diyorlar size, yalan söylüyorlar. Dünya bunların anlattığı gibi değil. Çünkü Türkiye zaten bunların anlattığı gibi değil. Bunu çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu bilginizden bile yola çıkarak bunların dünya hakkında da yalan söylediklerine çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Onun için bu ülke yaşanılası bir ülke. Bu ülke travmalarınızı atlattıktan sonra varsa ve hani tedavi olabilecek düzeydeyseniz, çünkü Engin Ardıç'ın da bir röportajı var sabahta,